ne buyuruyor? Hadis-i şeriflerde, rivayetlerde Ramazan-ı Şerif'in e, istifade edin. Ramazan-ı Şerif'te bir Allah-u Ekber, bin Allah-u Ekber yerindedir. Bir Sübhanallah, bin Sübhanallah. E şimdi Sübhanallah desen, şimdi işte akşama yakın, iftar yakın. Sübhanallah ve hamdi, Subhanallah, ve Yüz kere de ve hamdi okunmalı. E Sübhanallah temlevül mizan. Mizanı dolduruyor. Mizan ne kadar? E, Davud Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi kullarının sevaplarını, günahlarını tartacağın terazimizden haktır buyuruyorsun. Onlara da aynı vahiyler geldi Zebur'da. E, ee, sen bana o mizanı bir gösterebilir misin? Bu tartı nasıl olacak? Efendi Hazretimiz, Mahmud Efendi Hazirimiz çok anlatırdı bunu. Ondan sonra Allah-u Teala ey Davut dayanamazsın. Ya Rabbi sen kuvvet verirsen dayanırım. Görme, göstermek istiyorum. Teşvik olsun bana da. Mevlâ gözünden şey perdeyi kaldırdı, keşfini açtı. İşte mahşerde hepimizin amellerimizin tartılacağı mizanı gösterdi ona. Bir baktı ki, şimdi mizan iki kefesi var. Ee, sağ, sol. Sağ sevapları tartıyor, sol günahları tartıyor. Baktı ki bir kefesi, Arapça'da kiffe diye geçiyor, Türkçeleşmiş kefe diye. Efendim bir kefesi kökle yer arası kadar gökle göğün bu yerden göğe ne kadar mesafe var diye 500 sene mesafe. Oradan doğu ile batı arası. Eni doğu ile batı arası kadar. Boyu gök arası kadar. Şimdi e, bu mizan sevapla dolacak. Bir Müslüman bunu dolduracak. Ve femense kulit mevazinu mevazin burada mevzunat demektir. Sağ kefesinde e, mizanın terazinin sağ kefesinde e, tartılanları kimin ağır gelirse yani bir fazlayla ağır gelir. فَوْلَاكُمْ مُفْلِحُونَ Ancak onlar felaha kavuşacak. Ancak onlar. Orada ülâke ismi işaret var. E, müfteda marife, haber marife oradan taksis geliyor. Ancak oradan çıkıyor. Bir de hüm var arada. Hüm ancak onlar. Bir de Mevla Teala orada özenle tehdit yapıyor. Ancak onlar felah demek kurtuluşa ermek. Başkaları kurtulamaz bu E bu mizanı hepimizin doldurmamız lazım. Nereden doldurulacak bu? Ahirette mahşerde 50.000 bin sene tesbih zikir yapsan, mizanda sevap tarafına bir hasene yazarlar mı? Yazmazlar. Niye? Teklif yurdu. Mükellefiyet yurdu. Dünya bitti. Değerul ceza ahirettir. Ahirette karşılık görecek. Yaptığı bir şey sevaba, günah geçmez. E günah zaten yapma imkanı yok artık. Mahşere çıktıktan sonra. E sevap yapma imkanı var zanneder. La 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 Allah derim. E, la la Allah dünyada diyecek. Orada dersen ya ee, yani. Allah'ın etmiş olursun. Sevap yok. Şu ahirette bir sevap bile olmaz. Hepsi buradan kazanılıyor. Çünkü seni mükellef tuttu burada gönderdi seni buraya. Ne amel edeceksin diye. Melekleri de şahit etti. Defterler açtı. Sağında sonda yazıcı melekler koydu. Bütün bunlar ayetle sabit. Kur'an'la sabit. Yazıyor. Ahirette ne yazdıracaklar? amel yurdunun e, hükmü bitmiş. Ancak onlar fela bulacak. E şimdi Davud Aleyhisselam dedi ya Rabbi ağır gelmiş, ağır gelmesi için bunun dolması lazım. günah tarafına karşı ağır gelmesi için. E bunu bayıldı düştü. Dedi ya Rabbi bunu kim doldurur? Yani bayıldı. Bayıldıktan bir zaman sonra allah Teala onu ayıldırdı. Dedi ya Rabbi Sübhanallah ne acayip bir mizan. Gökle yer arası, doğuyla batı arası enine boyuna bak. Bunu dedi hangi kulun sevapla salih amelle dolduracak? Yani herkes yandı, anladı Davud Aleyhisselam. E ben de olsa öyle anlayacağım. Kimin ameli yeter? O zaman Mevla ne buyurdu? Ya Davud, izâ ahbebtu abden emlehu hazel mizan e bi subhanallah. Bir kere Sübhanallah diye, ben bir kulumu sevdiğim zaman, kayıt burada, Şart burada. yer, noktası burası. Ben bir kulumu sevdiği zaman. E kimi sever Allah? E şimdi ben ne bileyim Allah ben seviyorum sevmiyorum. Ya kardeşim sen özel olarak Allah seni şahsen e, seviyorum sevmiyorum. Bunun tabi allah Teala ile görüşme imkanımız yok. Şimdi bir peygamber döneminde yaşasaydık ona vahiy geliyordu. Bazen özel konularda özel kişiler hakkında da geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Allah seni e, seviyor seviyor veyahut da ben seni seviyorum diye beyanlarda sahabeye bulundukları var. Allah senin şu işini beğeniyor, Allah senin şu işini beğenmiyor bu şekil beyanları sahih hadislerde geçiyor. Ama şimdi vahiy kesilmiş. Biz kendimizi Allah özelde seviyorum, sevmiyorum ne karar verebiliriz? Ama Allah Teala bize ölçü vermiş. Kulün kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Habibim söyle onlara, e kıyamete kadar gelecek insanlara bu Kur'an hitap ediyor. Sade sabeyle muhatap alıp da Kur'an bitmedi ki. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, seviyor musunuz? Seviyoruz. Ne kadar seviyoruz? E canımızdan çok, e karımdan çok seviyorum desen kafir olursun. Anamı Allah'tan çok seviyorum desen kafir olursun. Canımı Allah'tan çok seviyorum desen kafir olursun. E hiçbir Müslüman bunu der, mi? demez. Demez ama iç aleminde hangi sevgi ağır basıyor? O ayrı bir şey. Bunun tezahürü lazım, ispatı lazım. Dava delil ister. Allah'a canımdan çok, her şeyden çok seviyorum diyorsun. Peki sabah namazında, teheccüd namazında uykuyu mu tercih ediyorsun? Allah'ın ibadetini. Veyahut Allah Resulü fettebi'uni. O zaman Allah seviyorsanız bana tabi olun. Benim sünnetime uyun. Yuhbim ki Allah, Allah da sizi sevecek. Sevsin. E sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakal bırakmış. Hem de öyle değil. Bir tutam. Kuvvetli sünnet. Tıraşı haram. Dört mezhepte. Peki, seni de çok sevdiğim bir karın var. Karın da diyor ki sana sakın sakal bırakma, sevmem seni, bilmem ne etmem seni, belki de ayrılırım diyenler bile vardır, öyle de var. Eee, şimdi siz Allah'ı seviyorsanız bana uyacaksın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ne emretti? Sakal bırakmanı emrediyor. E sen şimdi daha bir sakal meselesinde, yani sakal meselesini hafife aldığımdan konuşmuyorum. Yani çok daha zor imtihanlar vardır, harbe gitmek, kazaya çıkmak, cihat'a gitmek, canını vermek Ta, çok zor imtihanlar vardı sakal ona göre çok zor bir imtihan değil ama sen şimdi burada karının sözünü dinlemek mi ağır basıyor? Allah Teala'nın Habibinin sünnetine ittiba çünkü ve matakun resul fekufu onu Resulullah kafadan buyurmuyor ki Haşr suresinde ne buyuruyor Rabbimiz? Resul size ne verdiyse onu alın ve mana manafend o neden yasakladıysa sizi vazgeçin bırakın. E şimdi böyle bir ayet varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan Nasıl yasak koyabilir? Kalifül müşrikin, müşriklere benzemeyin. Ve firulli sakalları bol bırakın. Ve ahfiş varıp bıyıkları kısaltın. Bu Bukhari'de bütün dört mezhep bunu delil alıyor. Fetvada, fıkıhta da böyle. E ne olacak şimdi? Yani ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ı çok seven, peygamberi çok sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La ümünü haddukum. Hatta kunu nefsi ve öyle diyor. Nâsecmâin. Sizin birinize ben malından, mülkünden, anasından, babasından yani genel manada konuşuyorum. Meale. Oğlundan ve çocukları işte. Çocukları, oğulları, kızlarından. En son merhalede insanın canı gelir. Canından da daha sevgili olmadığım sürece imanı kemal bulmaz. Yani Müslümandır. Tabii ki gavur muamelesi yapılmaz. Dünyada ahirette. Ama mükemmel bir iman sahibi olamaz. Çünkü ben Allah'ın elçisiyim. Allah Celle Celaluhu kendisinden sonra benim sevilmemi emretmiştir. İkinci ben geliyorum burada. Mahlukat aleminde, yaratılmışlar içerisinde de yaratan bir Allah var. En çok o sevilecek. E, yaratılanlar içerisinde sizin peygamberiniz beni gönderdiyse. O beni sevdi. Ben size kendimi satmaya, pazarlamaya, sevdirmeye uğraşmıyorum. Mevla böyle emretti. Onu da duyurmak zorundayım. Bak benim sünnetimi hakkıyla uyun ki Ayet bunlar hepsi yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Demek Allah'ın bizi sevmesi neye bağlı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı ittiba diyor. Tebaiyet demiyor. Yani başka, ittiba başka. Ziyadetül lafz tedülle ala mana. Ne kadar harf fazlalığı var fiilde. Arapçada da böyle. Yani zaten Arapçadan anlatıyorum. Mananın ziyadeliğine delalet Yani hakkıyla tabi olmak, uymak. ya e sen şimdi burada bir sakalını uzatma meselesinde, bir bıyınık satma meselesinde, veyahut işte ne bileyim bir dar e, giymemek, e, avret yerlerini belli eden daracık kot pantolon bilmem ne bunlar hep kafirlere müşabet benzemek vesaire mahzurleri mahzurları var. Bu konularda nefsini mi tercih ediyorsun? Hanımını sözünü tercih ediyorsun? Arkadaşların sana böyle yakışıyor dediğine mi bakıyorsun? Yoksa Allah Resulüne mi bakıyorsun? E, bunu da bile baktığın zaman e, be Allah beni özelde seviyorum sevmiyorum. E bunun alameti belli. Ben Resulü, onun Resulüne, peygamberine hakkıyla tabi olduysam Allah beni seviyor. Bunun artık rüya görme, istihare yapma, keşfin açılmaya gerek var mı? Birisi senin hakkında müjdeli rüya görmesine gerek var mı? Burada ayet var, hadis var. Ayette açıkça söylüyor. Benim peygamberim, ben en çok Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa'mı seviyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kimi seviyorum? Kim onun sünnetine ne kadar fazla tabi olduysa onu o kadar fazla seviyorum. Zerre kadar imanı olan Müslümanı tabi Allah sever. Ama meratibi var. Herkes aynı sevmez. Şimdi Mahmut Efendi Hazretleri gibi 4000 sünnet var Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dördünü terk ettiysem Mahmut'un arkasında namaz kılmayın. Diyebilecek iddiada kim kaldı? Herkes halifeyim, şeyhim, vekilim konuşuyor. Konuşmak kolay. İkin dinin sünneti ki gayrimüekkede yani. Hani öğlenin ilk sünneti, son sünnetinin müekkede. Hani bir ahirette niye terk ettin diye bir sitem, bir azar var. İki sünnetinde kılarsan fazilet var. E dua, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Rahimullah sallallahu aleyhi kablel asrı erbağın. İkindiden evvel dört rekat sünnet kılana Allah rahmetiyle acımasıyla muamelesin. Peygamber duası say hadis sünnende var. E bir peygamber duasına sallallahu aleyhi ve sellem girmek ne demek ki? Peygamberlerin en faziletlisinin duası. Bu sana bulaşıyor. Kim ikinden evvel dört rekat sünnet kılarsa bu dua bulaşıyor da. Ama tamam kılmasan da bir sitem, bir azar bile yok. Ama ne diyordu Mahmut Efendi Hazretlerimiz? Ee, i̇kindinin sünnetini kaçıracağına Mahmut ölsün. Kendisi şunu öyle tabir kullanıyor. Yani canından can çıkıyor ya. Bir sünneti işte hani bazı kere hani geliyorsun bir camiye, cemaate. Bakıyorsun biraz geç kaldın, yol tıkandı, şey oldu. Kasıtlı terk eder mi aşağı? Ama kahmet getiriyor. E şimdi şey, kahmet getirirken sen o cemaatı da durduramazsın. Kendi camisinde İsmail bazı bekletirdi biraz yani. Bir sünnet kılayım müsaade edin bana der. Yoldan yetişiyordu, geliyordu bir yerde. E oradaki cemaat anlayışlı tabii oluyordu. Ama sen şimdi gittin Fatih camisinde bir cenazeye bir yere yetiştin. E müezzin kahmet götürdü. Sen orada artık farzat dururken sünnet de kılamazsın. E sen de sünneti e, yetiştiremedin. Bu sefer işte üzüntüsünden kendini yiyordu. Siniri bozuluyordu. Biz bunları yaşadık yanında. Nerede bu böyle bir sünnet anlayışı, bir şuur? Ha o zaman, e tabi herkese Allah aynı sevmiyor. Habibim sünnetine kim hakkıyla ittiba ederse, Allah onu o kadar fazla seviyor. E demek ki sevilmenin, mahbubiyetin sırrı, allah Teala'nın bir kulluğu sevdiğinin nişanı veyahut da sevmesinin şartı, gönderdiği sevgilisinin sünnetlerine sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah sizi severse günahlarınızı da bağışlar. Hiç sevdiğinde günah bırakır mı? Sevdiğini azaba atar mı? Mesele sevilmek. وَاللّٰهُ غَفُرُ rahim. Allah zaten ziyade affedicidir ve son derece acıyıcıdır. E sizi affetmeye bahane arıyor. Sünnetlere itibar ederseniz sizi günahlardan arındırır. قُلَ ve وَرَسُولُ ne söyle peşine buyurun. Allah'a itaat edin farzlar, vacipler. Onun beyanlarıyla. Ve Resul, itaat edin. Resul'e itaat, Allah'a itaattan farklı mı? Farklı değil. Men Resul fakat ata Allah. Kim Resul'üme itaat eder, sözünü dinler, dediğini yapar, yasak ettiğinden kaçar, muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Resul kendi kafasından helal alan beyan etmiyor. Ona da hadisler de vahidir. Fe in tevellev, eğer siz, ama Resul'e itaat nerededir? Medarikü tenzilde nesefi'nin tefsiri meşhur. Fissünen diyor. Resul-i e sünnetlerde yani sünnet derken burada hadis-i şeriflerde gelen sünnet derken hükmü sünnet demek değil. Mesela sakal tıraşı haram oldu. Kur'an'da yazmıyor. Hadis de gelmiş. Bu hadiste yasak olmuş. Kafirlere benzemek, kılık kıyafet, şekil, tıraş bakımından mesela ayette işaret var ama hadis-i şerifte lanet var. Hangi hadiste erkek kadına benzerse, kadın erkeğe benzerse, Müslüman kafire benzerse Allah lanet etsin. Hangi hadiste lanet var? O büyük günah olduğuna delalet ediyor. Çünkü normal küçük günah lanet etmez. Şu Allah'ın rahmetinden uzak olsun demek lanet. Kolay iş midir? Onun için burada sünnetlerde Rasulü'nün itaat. Sünnetlerde ne demek? Hadis yoluyla, yoksa e, efendim hadislerle bir şey helal olmuyor mu? Haram olmuyor mu? Altın yüzük erkeğe haram değil mi? İpek kullanmak, ipek giyinmek, elbise gömlek bilmem ne erkeğe haram değil mi? Haram. Ayette var mı? Yok. Çünkü ayette toptan var. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ve ma rasulü resul fehudu ve ma ana'kum fehudu. itaat edin buyuruyor. E şimdi sadece Allah'a itaat buyurmuyor. Rasule de itaat edin. Çünkü neden? Ben emir ve yasaklarımı bazen vahiy yani Kur'an yoluyla Kur'an'da inzel buyurarak gönderim. Bazen de Cibril yine getiriyor hadis yoluyla. İkisi de vahiydir. Kur'an'la hadisin farkı nedir? Kur'an vahiy metludur. Namazda kıraat ve tilavet yerine geçiyor. Hadisin namazda okusan Fatiha'dan sonra zamm-ı sureye geçmez. İsterse mütevatir hadis olsun. Ona deniyor vahiy gayri metlu. Yani namazda tilavet yerine geçmez. Kıraat yerini doldurmaz yani. Bu kadar farkı var. Yoksa e, Kur'an'daki ayetlerin lafzı da Mevla'dan, manası da Mevla'dan e, hadis-i şeriflerin lafzı e, Cibril aleyhisselam getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Lafız kalıbına döküyor, lafzı Efendimiz sallallahu ve manası Mevla'dan. Mana e, olarak helal haram, aynı bu ifadeler e, allah Teala'dan yine Cibril vasıtasıyla geliyor. Hiçbir farkı yok. Allah itaat, Rasûlüne itaat. Rasûlüne itaat, Allah'a itaat. Sünnetlerde Rasûlüne itaat. Ne demek sünnetler? Onu da yanlış anlıyorlar. İşte sabahın sünneti, öğlenin sünneti, o değil ya. Hadisler demek sünnetle, hadis aynı şey. Bunları da bilmeyenler, kültürsüzlük çok diz boyu. E, hadis şerifler bir şey, Resulullah bir şey buyurduysa bu Kur'an'da yoksa da hadisdir. Hadis ise o da vahidir. Gayrı <laughs> İmam Maturidi ne buyurur? İttebi ma uhile <laughs> ke rabbik. Habibim Rabbinden sana ne vahiy ediliyorsa ona hakkıyla tabi ol. Bu ayet Kur'an'da var. Bunun tefsirinde Tevilat ve de Maturidi Hazretleri itikatta imamımız ne diyor? Bu Kur'an bu vahiy Kur'an'a da şamildir. Başta Kur'an. Ama hadisleri de içine alıyor. Çünkü o da vahidir diyor. E bizim imanımız bu şekilde. Fein tevelle. Eğer Allah itaat etmezsen, yani Kur'an'ın vahiylerine itaat etmesen, dinlemezsen, böyle şey mi olur? Bunun zamanı değil. Bu geçti. Dinde reform lazım. 1400 sene evvel kanunlar bizi şey yönetemez. Böyle laflar edersen, Resulüne itaat etmezsen nedir? Bunu peygamber dese de ben kabul etmiyorum. Say hadis, mütevatir hadis. Yok hanım efendim, İsa selam gökte nasıl yaşayacak? Atmosferde oksijen yok, bilmem ne, saçma sapan. Mütevatir hadis var burada. Adam aklına mantığına vuruyor. Böyle iman olur mu? O zaman fe Allah la yuhibbul kafirin. Bak Allah sizi sevmez, böyle yapanları sevmez buyurmuyor. Allah, şüphesiz ki Allah o kafirleri sevmez. Yani diyor ki Allah Resulü'ne itaattan yüz çeviren, Hadisler de bunun içine giriyor. itaat nerede? Sünnetlerde. E ben kabul ediyorum. Ha tamam, amel edemezsin, e, gevşeklik edersin, sakal bırakamazsın, nefsine uyarsın. E diyelim ki altın yüzük takmışsın, haram olduğunu bile bile, günahkar olursun veyahut ipek müpek giydin, e, haram olduğunu inanırsın ama nefsine uyarsın falan. Bunlar kafir olmaz. Ama sen Yok öyle bir şey olur mu ya bunun zamanı zemini geçti ne konuşuyorsunuz hangi asırda yaşıyoruz bilmem ne. O zaman oldun kafir. O zaman e, bunları yapmasan bile kafir olsun. Çünkü iman itikat beyindedir. Allah o kafirleri sevmez. Onun için Allah kimi sever kimi sevmez. Beni seviyor mu sevmiyor mu? Allah Teala sana mektup gelecek hali yok yastığın altına. O, vahiy gelecek halde yok. Melek gönderip nida gelecek hali yok. Eski ümmetlerde oluyordu. Bu mette kayba iman esastır. Biz hep şey kayba iman etmişiz. Gayet hadiste ne buyuruyorsa Ramazan gecesinde melek şöyle daha diyor. Tamam. Kulağımdan sesini duysam e, neye yarar? Belki de hayal görüyorum. Ama Allah Teala Resulü buyuruyordu ki Ramazan'da melek böyle bağırıyor, delil bağırıyor göklerden. Efendim, e ben ona inanmak zorundaydım işte karza sen istiyor, borç istiyor, Allah-u Teala zekat verin, fitre verin, işte hayır yapın, yardım yapın, istihbar yapın, bir şey isteyen var mı? E bu nidalar, biz inanmıyor muyuz ki Ramazan gecesinde bunlar var? E şimdi onun için Allah'ın sevgisini kazanmak, sevdiği bir kul olmak neye bağlı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaata ve onun sünnetlerine özellikle tabi ittiba Zaten sünnetlere itibaren eden farzlar ve acipleri haydi hadi yerine getirir. Zaten o belli bir şey. E işte Davud Aleyhisselam ne dedi? Bayıldı düştü. Ayılınca dedi Ya Rabbi bu mizanın kefesi boyu yerle gök arası kadar eni doyla batı arası kadar bunu kim sevap dolduracak da cennete gidecek? Sen buyuruyorsun ki ancak felah bulanlar kurtulanlar mizanda kefesi, sağ kefesi ağır gelenler. Allah-u Teala ne buyurdu? Ya Davud izah ahbebtu Bak Efendi Hazretlerimiz burada çok dururdu. Ey Davut ben bir kulumu sevdiğim zaman. Ha sevmeden bir kul ibadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayacak. Far Efendi hocam rahmetli. Kabri nur olsun bize çok emek etti. Bunu okuya oku yani ömrü boyunca bunu okurdu. Hani biz ona derdik ya çok hocam çok emek ediyorsun bu kapıda çok hizmetlerim var falan. Hep bunu okurdu yani. Allah benden razı ve hoşnut değilse ibadet çokluğuna itibar yoktur derdi. İşte yani tabii ki Allah ondan razı olmuştur diye biz hüsnü zannediyoruz. Çünkü yani çok meccane iş yaptı yani bila bedel. 70 sene, 60-70 sene. E şimdi yine de tabii kimse adına Allah'a karşı tezkiyede bulunamayız. Hadis-i şerif öyle söylüyor. Ben öyle düşünüyorum, ona hüsnü zannediyorum. Efendim, ehse bu hakeza ve la <laughs> Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? İnna Allah yüce kim ey inşa Allah dilediğini temize çıkarır kimse kendini temize çıkartmasın buyru birbirinize temize çıkartmaya kalkmayın felâh tüzecek beni kendinizi temize çıkartma hiç kalkmayın diyor hıvâ alemin bir beni kim haramlardan daha çok sakınıyor takva sahibidir ancak Allah en iyi bilendir 13'ün üçün et takva ha hünaburusallahu assem takva kalptedir bir amellerde görünüşler görüntüler var ama bazen münafıkta da olur bazen riya oluyor göstermiş oluyor o aynı bir şey ama ben Fahri Efendi hocamın e, mahüsnü zannım bu yöndedir. Ama şimdi okuduğu beyit çok doğru. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali koşlanmayınca. Allah razı değilse ibadet çokluğuna ne? İşte bak ey Davut diyor. Bir adam sabaha kadar la ilahe illallah okusa, şubanallahu bir yoksa okusa, yetmiş bin kelime tevhid okusa, tarikat dersin en azı beş bin, o 70 bin yapsa. Misal. Çok ibadet yapsa. Buyurmuyor bak. Ben bir kulumu sevdiğim zaman diyor. İşte sevmensinin şartı sırrı ne de? İttiba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine akıyla ittiba. Sen onun yolunda eli sünnete göre itikadın yoksa. Şimdi şia itikadında, mutezile itikadında sahabeye hakaret eden, ben muhabbeyi sevmem radıyallahu anh diyen adamlar. Bunlar sabah kadar ibadet etse Allah onu sever mi? E, sünnete ittiba yok. Ya yani Resulullah buyurmuş sahabemi sevin. Adam diyor ben muhabbeyi sevmem. Yeni Şafak'ta yazıyor. Hoca, hocaların hocası geçiniyor. E şimdi bu adamlar sabaha kadar ibadet yapsa, Mekke'yi tekkeyi aşındırsa efendim veya kadınlardan kim? Ehli sünnete göre itikadı yok. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetten itibarı yok. Bunun zikri, tesbihi e, mizanı doldurabilir mi? Nerede dolduracak? Allah kabul etmiyor ki. Lâ Ali sahibi bil'atin sarfen ve la adlen bid'at itikadı, ehl-i sünnete muhalif, kıl kadar itikadında bozukluk olsa farzını da kabul etmez, nafilesini de kabul etmez. Bu kaç tane kaynağı var bu hadis-i Ne kadar sahip bir hadis-i şerif. Onun için evvela ehl-i sünnet itikad, sünnetin başı ehl-i sünnet. Yani Resulullah gibi inanacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Resulullah gibi amel edeceksin. Namaz kılacaksın, Resulullah kıldığı gibi kılacaksın. Kafana göre takılmayacaksın. Bak ben bir kulumu sevdiğim zaman, Buyurmuyor ki bir kulum çok namaz kıldığı zaman. Buyurmuyor ki bir kulum nafile çok oruç tuttuğu zaman. Ben bir kulumu sevdiğim zaman. Onun da ayette delili net. Fettebi'un <laughs> Allah Bana hakkıyla uyarsanız Allah sizi sevecek. Daha beni seviyorum sevmiyorum diye Kur'an mı çekeceğiz? Ne yaparım ben? İşte o kulum bir Subhanallah dediği zaman Sübhanallah'ın Allah'a tenzih ederim. 90 sıfatlardan, eşten, evlattan, şeriki nazarı bulunmaktan aşağı tenzih ederim, uzak tutarım, uzak olduğunu ifade ederim. Sübhanallah bu manası bu efendisi bunu saatlerce bir Sübhanallah tesbih manasını anlatırdı ya. Efendim bir Sübhanallah temleül mizan, mizanı dolduruyor. Mizanın işte sağ kefesini yani sol taraf zaten günahlara ait. Sağ kefesini dolduruyor. o da yetiyor sana zaten. Bir Subhanallah. Ama ben bir kulumu sevdiğim zaman. E o zaman ben Subhanallah çekeyim. Namaz yok, abdest yok. İşte mesele ben sevdiğim zaman. E kimi seviyor? Resulullah'a ittiba. E Resulullah ittiba Farzı namazı kılmasan, vacibi yerine getirmesen. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem el sünnet üzere inan, itikat yapmasan. Allah seni sevmiyor ki. Sevmediğin zaman katır trilyon Sübhanallah desen mizanı doldurmaz. Ben bir kulumu sevdiğim zaman Habibimin gibi itikadı varsa, Habibimin gibi ameli varsa, onun sünnetine itibat ettiyse, hadis-i şeriflerine iman ettiyse, ki mümkün mertebe gücü yettiği kadar amele gayret ettiyse, o zaman ben onu severim. E, sevdiğim zaman da bir Sübhanallah de, de mizanı dolduruyor. Yedi kat gökler, yerler arasını dolduruyor. Allahu Ekber, hadis-i şerif devamında. Allahu Ekber çünkü mizan gökler arası kadar diyelim. Ama bir Allahu Ekber dese, bu Bukhari hadisi bu. Bukhari. En say, Temlev ma beynesse ma velar. Gökle yer arasını dolduruyor. Ondan sonra. Şimdi gökle yer arasının tonajını e, kim kaldırabilir, kim çekebilir, kim ölçebilir yani? Şu mesafelere bak. Gökle yer arasını bir Allah akber. E, Ramazan şerifte bir Sübhanallah desen bin Sübhanallah yazılıyor. Bin kere gökle yer arasını doldur. Allah akber dese bir kere elfü tekbir bin bir yene geçe. Ramazan bu. Mevsim bu. Geldik e, sohbetin başına döndürüyorum işe. Şimdi nasıl ki dünya uyanıkları hangi mevsimde hangi mal ucuzlar onu alıyor. Hangi mevsimde hangi mal pahalanır onu satıyor. Gidip pahalıyken alırsa benim gibi enayi, O sonra da ucuzladığında tahilesini satarsa 40 kere kazık yedim. E şartlar öyle icap etti mesela. Bir yere alacaktın, mecbur oluyorsun. Ama bu evi alacaktık. Florida'daki evi satmak zorunda kaldın. E şimdi deprem peşinde de ucuza gitti. Misal. o anda bir zaruret olur. Veya de ben, ben zaten ticarette çok beceriksiz ve avanağım. Bir kere kar etmedim alıp sattığımdan. Hep zarar ettim. Pahalıya alırım, ucuza satarım. Ne hikmetse kaderim böyle yani. Tabii beynim de biraz da, dünya sene çalışmaz. Ondan doğrusunu konuşayım yani. E şimdi Nasıl ki dünya uyanıkları bu ticarete bak. E, ahiret uyanıyorsunuz. Uyanı olmalıyız hepimiz. Hangi mevsimde, hangi şey takar? E, Ramazan şerifte tesbihin zamanı, tekbirin zamanı, zikrin zamanı, katim okuman zamanı, şey Ramazan elledi. Üzele bir Kur'an, Kur'an'a bu ayda indirildi buyuruyor. Ona göre amel edeceksin ki kâredesin.